رفع إليك باعتبارك مدير الشركة تقرير سنوي غير كاف وغير مؤهل. Yani şirketin müdürü olman hasebiyle sana yetersiz, kâfi olmayan ve efendim müehel, yani gayri ciddi, evet diyebiliriz. Gayri ciddi yıllık bir rapor getirildi, iletildi. Lidelke bu yüzden e'atte takrira ile muiddihi kailen. Raporu hazırlayanlara şöyle diyerek iade ettin. Nasıl, ne demiş olabilirsin? Şirketin müdür olman hasabıyla sana yıllık yetersiz ve gayri ciddi efendim bir yıllık rapor işte getirildi, gönderildi. Ve sen onu şöyle diyerek hazırlayanlara raporu iade ettin. İade. İadehu ileyhi, onu oraya iade etti, geri gönderdi. Geri yerine koydu gibi anlamlar içeriyor. Uhenniyukum ala hazel ameli. Bu işten dolayı sizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Hunayke umurun nagısatun fit takriri. Raporda eksik hususlar var. Fakat lakinne ala kulli halin fakat her halükarda hazil umuru testahikku zikra. Bu hususlar değinilmeye değer. Ne? Hangisi? Uhenni hukum. Ha, oradan. İşte evet. Dedim ya, kökeni bilmediğimiz kelimelerin kökenine şu ya da bu şekilde ilgili kelimesine ulaşmak bazen yardımcı olabilir. Hâzâ amelun sâdhiyyun yaktadî iâdeten nazari. Bu tekrar gözden geçirmeyi gerektiren yüzeysel bir çalışma. Teekkedû fî nuskati cedîdeti, yeni örnekte, nüshada en tadumme cemî'al mu'teyyâti el mefstûka bihe. Efendim, evet. Yeni nüshada yani efendim o nüshanın tevsik edilmiş, yani belgelendirilmiş efendim tüm verileri içermesinden emin olun. İçerdiğinden emin olun. Naam, evet. Laqad tawassalta ila noktatin la ba'se biha min nahiyeti şekli vel muhteve. Biçimsel ve içerik açısından hiç de kötü olmayan bir noktaya ulaştın, vardın. Leyset hunayki haşfun fit takrir. Raporda herhangi bir fazlalık yok. Haşif. Yok, haşif bu boşluk demek efendim. Fazlalık diyeceğiz. Lagat indeheştu, dehşete kapıldım, evet çok şaşırdım. İndeheştu indiheşen kebiren mimme tadammenehu takriru min efkari mühimmetin fadlen anit tafasili takikati. Evet, ince ayrıntılar bir yana efendim raporun içerdiği önemli düşüncelere karşı büyük bir şaşkınlığa maruz kaldım. Dehşete kapıldım. Efendim. Hâzâ leyse ennev'a lezî uriduhu minet takarir. Bu evet, raporlardan istediğim tür değil. فَهُوَ يُفْرِتُ فِي الْاِسْتِهَابِ وَيُقَدِّمُ تَفَاصِيلَ لَا مُبَرِّرَ لَهَا. O, yani bu rapor efendim yufritu fil istihabi, çok uzatıyor, uzatmış. Yani konuyu uzatmada aşırıya gitmiş. Evet, çok efendim uzatmış ve uzatıyor ve gerekçesi olmayan gereksiz ayrıntılar sunuyor. Evet.
Evet, yüzeysel bir çalışma. Rapor, yıllık rapor ama yetersiz, eksik yani. Bir çalışma demiş. Raporlardan beklediğim tür, beklediğim bu değildir. Evet. Evet. Tekumu ma arkadaşlarından biriyle birlikte bir tahtıytin muhtemeren düveliyen. Uluslararası bir sempozyum düzenliyorsun. Evet, düzenlemek yapıyorsun, düzenliyorsun. Lakin yebtu enne hunaki hilafen beynekuma havle tarihil muhtemari. Sempozyumun tarihi hakkında aranızda bir evet anlaşmazlık görünüyor. Evet, bir anlaşmazlık görünüyor. Buradaki hunayken yüklem bu özne, bunun da hepsi ennenin ismi ve hepsi de şeyi yok. Yebtu lazım bir fiil failü bey. Evet, faili. Yebtu lafzen görünüyor anlamına geliyor. Malum çatılı. İktarih zemileke en ya yu'kadel mu'temeru fi yulyo pardon iktaraha zemiluke en yu'kadel mu'temeru fi yulyo beyneme ta'tekidu ente enne hâzı târiha mübekkirun cidden fetegûlü li zemilike. Arkadaşın sempozyumun şey diyorum iken ifadesini önce söyleyelim. Sen öyle demeyelim ha. O zaman olguları değiştirelim. Arkadaşın konferansın Temmuz ayında yapılmasını önermişken sen bu tarihin çok erken olduğuna inanıyorsun. Ve arkadaşına diyorsun. Ne deriz biz arkadaşımıza? Era enne yulyo yüleğimuni eydan. Temmuz'un bana da uyduğunu düşünüyorum. O yani benim görüşüme göre de Temmuz bana da uyar. Hel naqidu fil usbu'u'l evvel min zalike şehir? Onu o ayın ilk haftası yapalım mı? Düzenleyelim mi? Evet. Yani evet. Heyye hadi. Nudli bi esvatine fima yetaallaku bil mevdu'i. Konuyla ilişkili yani konuyla ilgili olarak oylarımızı ortaya koyalım. Evet, saut, asfalt, oylar demek. Saut. Şimdi evet, tasvit de oylamak anlamında kullanılıyor. Tabii ses çıkarmak. Tabii normal temel anlamı zaten ses çıkarmak, tasvit. Saut. Evet. Tasvit oylamak için de kullanılır. Oylarımızı ortaya koyalım. Menül musavvitune li hisabi yiliyor. Kim Temmuz lehine oy veriyor? Evet. Musavvit oy veren demek. Yani kim Temmuz adına oy veriyor? Evet. Yulyo çok geç olacak. Temmuz. Mellezî çok geç olacak. Mellezî yemnaune min akdil mu'temer fi şehri İbril. Efendim. Evet, sempozyumu Nisan ayında yapmaktan bizi engelleyen şey ne? Bizi ne engel oluyor? Bize ne engel oluyor? Efendim buradaki ma haberdir. Onu söyleyeyim. Geri kalan da müptedadır.
Bu evet sempozyumu Nisan ayında yapmaktan bizi engelleyen şey nedir? Hani zor et neydi hocam? Kafaya mı çıkacak? Yok. Şeye çıkacaksın. Dama çıkacaksın. Zor et. Ha, onun gibi. Etekdu ennene bilket nunessiku hazel mu'temera fil yulyo. Da'ne netrukhu ila oktober. Da'ne bırak bırak nokta nokta yapalım. Evet. 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 Şimdi biz bu sempozyumu efendim Temmuz ayında zor düzenleriz. Zor düzenleyeceğimizi düşünüyorum. Bilkağıt yok zor. O K de hocam. Bu bilkağıt başka. Sempozyumu Temmuz ayında sağ evet bir suhuvetin zor düzenleyeceğimizi düşünüyorum. Da'ne netrukhu ila oktober. Oktober. Bırak onu evet evet Ekim'e bırakalım. Hasebe ilmi bitibari münessikan muhanneken fi tanzimil mu'temerati. Sempozyum düzenlemede efendim yok muhannek tecrübe sahibi bir düzenleyici olarak bence evet ve bilgime göre bildiklerime göre Julio en uygunudur. Evet. Julio Temmuz en uygunu. Muhannek deneyim sahibi. Yok, mihne o başka. Bunun kök harfi haneke. O handek biliyor musun? Ha ile evet. İşte yok hendek. Evet hendek evet. Handek. Yok he ile değil. Efendim. Bir şeyle uğraşmak efendim gibi. Muhanneken tecrübe sahibi. Şey sempozyum düzenleme konusunda deneyimli bir düzenleyici olmam hasebiyle efendim evet bildiklerime göre Julio en uygunudur. Ama buradaki bilkiyat kelimesinin zorlukla anlamına geldiğini bilmemiz gerekiyor. Ha, tabii o zaman burada da ayların sırası da bilmek lazım. September, October, November, December. Evet. Bunlar son 4 ay. Şimdi şey hicri ayların zamanı değişiyor ya o yüzden miladi ayları kullanmak daha yaygın. Çünkü onlarda bir değişim yok. Senede bir kaç saat? 4 saat mi oynama oluyor yani? İşte bir bakıyorsun işte Ramazan yaz bir bakıyorsun kış bir bakıyorsun bahara. Evet. Lekad isteerte kitaben min ihde zemilatike. Arkadaşlarının birinden bir kitap ödünç aldın. Ve tuiduha el kitabe ba'de müddetin taviletin.
Uzun bir zaman sonra ona kitabı iade ediyorsun. Mimme yecaluke fi mevkifin muhric. Bu durum seni zor bir konuma sokuyor. Zor bir duruma sokuyor. Evet. Fetekulüle ve ona diyorsun. Evet. Evet. Burada ona diyorsun. Oradaki söylediğin kişi bayan. Bayan. Evet. Belki işe yarayabilir mi diye hani. La kız arkadaşları. Evet. Yani buradaki kız arkadaşlar aynı işi yapanlar. Mesela sen de öğrencisin, o da öğrenci. Bir bireyi. Evet. Ennehu kitabun ceyyidun. La zunne ennehu kitabun ceyyidun. Evet, kaliteli bir kitap olduğunu sanmıyorum. Lakin ne fi nihayetil emri. Fakat evet, işin sonunda, nihayetinde istifettu minhu. Ondan istifade ettim, yararlandım. Şükran leke. Şükran leki. Sana teşekkür ederim. Evet. Ucibtu bil kitabı cidden. Kitaptan çok hoşlandım. Kitabı çok sevdim. Fakat karahtu emerreteyni. Onu iki kere okudum. Evet, bu da şeymiş. Neymiş? Çevreci aslında. Yani iki sefer okuduğum için geri kaldım. Ama geri zekalı derler. Kitap senin baba yığmalı değil. Bir defa oku ver. Değil mi? En azından özür dilemesi lazım. Yani tabii ki. Özür diliyorsan cevap Efendim. Zaten zor bir durumdasın. veriyorsun. Daha daha korkma. Esifun lihazet tehir. Geciktirmeden dolayı üzgünüm. Etemenne enneke lem tehteci ileyhi hilal hadi fetreti. Burada bir el takısı var, düşmüş. Evet. Bu matbaadan kaynaklanıyor. Hani bu paylaşılan ÖSYM'nin paylaştığı şey var ya. Evet. Fetre dönem. Evet. Zaman dilimi de böyle. Evet, bu evet, umuyorum. İhtiyaç duymamış olmanı. Evet, geçmiş zamanla kullandı. Efendim, evet. Bu zaman diliminde ona ihtiyaç duymadığını umuyorum. Kitabun mümtaz. Evet, harikulade bir kitap. Hel bi imkanike en estaire kitaben ahara lil katibi nefsihi? Aynı yazarın başka bir kitabını ödünç alabilir miyim? Ama ne kadar güzel ifadeler, değil mi? Anlatım tarzları. Ve burada bak, bu arada mevvel masdarların işini de görüyorsunuz. Ve burada kitaben ahara lil katibi ifadesi sizce neyi çağrıştırıyor? Evet. Psikopat izafeti çalıştırıyor. Yazarın başka bir kitabı. Buradaki nefsi ifadesi ise tekit oluyor. Evet. Manevi tekit. Helledeyke eyyü mani'in li estaire'l kitabe minke li esbu'in ahar. Bakın burada ahar diyor ama efendim daha sözcüğünü, başka sözcüğünü de kullanabilir çevirisinden. Evet, bir hafta daha. Evet, kitabı senden bir haftalığına daha ödünç almam için herhangi bir engel var mı? Buradaki ledeyki ifadesi yüklem efendim öteki de özne öbeği olmuş oluyor. Mani'un mu? Esifun. Ha, evet. Esef. Mazira. Özür dilerim demek. Affen. Evet. Kusura bakma demek. Affet demek. Şimdi 65. sayı. 66. Hadara Seyyidu İbrahim'u mea zevcetihi. Evet. Evet. İbrahim Efendi, evet, eşiyle birlikte burada katıldı diyeceğiz. Me'tubete aşa'in resmiyeten. Evet, resmi bir akşam yemeğine katıldı. Bedel huzuru eklet ta'ami. Me'tube ziyafet. Resmi bir akşam yemeğine katıldı. Hazurun
Yemek yemeye başladı. Bedel huduru eklet taami. Fitilkel esnai o sırada sekebe seyyidu İbrahimu el kola ale tavileti sehven. İbrahim evet döktü demek. İbrahim Efendi yanlışlıkla masaya kola döktü sekebe. Fellataha felutiha cüz'un min gıtai tavileti. Masa örtüsünün bir kısmı evet battı, kirlendi. Lataha kirletti demek. Meçhul yapıyoruz burada tabi. Lutuhya. Evet. Ya da Lutuhya da denilebilir yani. Tabi üzerine olursa ala, içine olursa fi, arkasına olursa halfe diyebilirsin. Yani orada bir harfi cer zorunluluğu yok. Sekebehu. Onu döktü demek. Fi dersen uzun tabi. Şeare Seyyidu İbrahimu bi nefsi fi mevkifin la yuhsedu aleyhi. Evet. La yuhsedu aleyhi evet haset edilmeyecek. Yani arzulanmayacak bir durumda olduğunu hissetti. Seyyid İbrahim evet hiç de arzulanmayacak bir durumda olduğunu hissetti. Bir süre evet Badegaril'in bir süre biraz sonra Galet lehu zevcetuhu li yusellihu. Sel evet. Evet. Şöyle dedi. Şartu bil ari lime fealtehu. Evet, yaptığından utanç hissettim. Yaptığımdan utandım. Ela yumkin en tekune müntebihen bade şey. Biraz dikkatli olman mümkün değil mi? Evet. Evet. Buradaki bade şey ifadesi biraz. Ama genelde erkek söyler bunu. Bayan mı söyler? Vallahi mı? Şükür Rabbime yaşamadık yani. Ha. Ben hiçbir şey demiyorum. Sessizce içime kapanıyorum. En tabi ala nefsi. La taklak habibi. Canım. Endişelenme. Evet. yok lak lak bu galika yaklaku galakun. Endişelenme. Evet. Canım, habibim. Laklak, leylek. Evet, laklak hayvan adı doğru. Efendim, sevgilim, endişelenme. Hadi umuru yumkinu en tahtu selliye şahsın. Bu durumlar, evet. Efendim, herhangi bir şahısa olabilir. Evet. Evet, buradaki yumkiniden sonra gelen bu müevvel mastar fail ögesidir. Ya lesu'i hazine. Evet. Ne şanssızlık. Evet. Evet. Herkes bize bakıyor. Tanrım li ne da en ne edile. Pardon. Li ne don ne edile. Garsonu çağıralım. Buradaki li lam-ı taleptir. Şurada ayından sonra vav vardı. Dea, yed'u. O düştü. O yüzden buradaki liye biz yok çağıralım emrediyor. Gereklilik gibi değil emir. Neyi çağıralım? Garsonu. Linned'u. Evet. Dea, yed'u. Evet. Şey o. Veda o. O senin dediğin veda. Veda. Bu da yed'u davet etmek. Evet, çağıralım. Garsonu çağıralım. Ne dil? Me'dube fazi'a bi ma'nel kelime. Kelimenin tam anlamıyla evet yani fiyasko bir yemek. Eleyse kezalike? Öyle değil mi? Kânel hivâru mümillen.
Yok, diyalog sıkıcıydı. Ha, sen serbest güzel Türkçe çeviriyorsun. Ben öge değerini yansıtmaya çalışıyorum. Diyalog sıkıcı idi. Bu yüzden asbahledeyne asbahledeyne müberrerun lil huru müberrerun lil huruci ba'de galilin. Evet. Diyalog sıkıcı idi. Bu yüzden elimize biraz sonra çıkma gerekçesi geçti diye ben de biraz serbest çeviri yapayım. Efendim? Yok yok. Şu altını Şimdi altı çizili bu ifade asbağının öznesi ledeyne de yükleme. Yani zaten asbağ olmasa ledeyne müberrerun lilhuruç bade galil biraz sonra çıkmak için gerekçemiz var demek. Asbağ da bir halden bir hale doluştu. Evet, artık elimizde çıkmak biraz sonra çıkmak için bir gerekçemiz oldu. Müberrir, berrere, yüberrir, tebrir. Müberrir de evet gerekçe. Berrahu gerekçelendirdi demek. Efendim bir şeye sebep buldu anlamında. Ha bir de şunu gördüm. Bu üniversite imtihanında da böyle nazik olmanız lazım. Efendim bizim Türkçe sınavlarda da öyle. Kaba adam işi değil. Doğru. Medeni adam işi. En makul olanı. Sen ne yaparsın diye sormuyor. Evet. Ben Türkçe yıllar önce Türkçe o sınava girdiğimde de çıkardığım sonuç buydu. Beni sormuyor adam. Sen ne yaparsın demiyor. Buradaki sen ne yaparsın ifadesi işte aklı selim bir adam. Beni de öyle zannediyor. Yani. Efendim B neymiş? Evet buymuş. İşte en kibarını tercüme en kibarını seçmemiz gerekiyor. En makul olanını. Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi çıkaracağız. Ha boşluk mu bu? Anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilecek cümleyi. Tamam. İntilakan min iltizamihim el amiyik bi kadayel insani. Kâme adedun min el udebâil meşahir bi rehalâtin ilâ menâtıka menkûbetin fi hâzel âlemi. İltizam bi ile efendim bir şeyden ayrılmamak, evet, bağlı kalmak demek. Evet, yola çıkmak. İntalaga min, evet, şimdi bir yerden yola çıkmak. Bir yeri başlangıç noktası yapmak. İnsan problemlerine olan derin bağlılıklarından yola çıkarak. Evet, insan problemlerini aslında şeyin sıfatı değil mi? Derin insanın sıfatı değil mi? yok, iltizamı sıfatı. Evet. İnsan problemlerine olan derin bağlılıklarından yola çıkarak. Bir grup meşhur edebiyatçı dünyadaki felaket bölgelerine evet turlar, geziler, yolculuklar düzenlediler. İltezeme bir evet. Az önceki sorulardan bir tanesinde de ne geçiyordu? Şey diyordu. Ruh tebenni er ruh el cemaiye. Hani neydi? Grup ruhu. Ne güzelce tercüme etmiştik orada. Ne Yüksel Hocam? Takım ruhuna sahip olmak. Peşinden de şöyle dedik. Vel iltizam bi taalimil bilmem ne dedik. Yani öğretilerine, talimatlarına uymak. İltizam bi. Evet. O bir ekonomik sistem. Vergi toplama sistemi. Ortada iltizam vardı.
Yani devlet geliyor mesela, Tamam, ben a diyor sisteme ki giriyorsun da. aha, ne sisteme? Tımar, ha evet, Tamam. iltizamiye. Evet. Çünkü yani o zaman devam edelim. Tabii önceden bir söz veriyor devlete, ben diyor Şimdi felaket efendim bölgelerine turlar, geziler düzenlediler. Fevakaf menkube. Menkube. Felaket yaşamış. Kazazade ya da felaketzade. İşte. İşte bölgeler. Afet bölgeleri de denilebilir. Evet. Düzenlediler. Düzenlediler. Fevakafu ala eşkale zulme vel ittihadil içtimai. Evet. Evet. Farklı zulüm türleri ve toplumsal baskıya yakından şahitlik ettiler. Vakıf oldular. İttihat, zulüm, baskı, sosyal baskı, evet. Türlü, bu eşkel kelimesi örnekler, şekiller demek. Türlü türlü sözcüğünü de kullanabiliriz. Türlü türlü zulüm ve sosyal baskı örneklerine efendim vakıf oldular. Yakından gördüler. İttihat, evet. Varasadu mazahirel bo's ve şaka ile insani. Evet. Mazahir görüntüler demek ama boss bu. Yok, o bas. İngilizce'de. Evet, ümitsizlik. Efendim. O da huzursuzluk. Efendim, rahatsızlık demek. O trajik de diyebiliriz, evet. Evet. İnsani, evet, huzursuzluklar. Şakî oradan geliyor, evet. Şakî, efendim, huzursuz demek. Sıkıntı içinde demek. Bir şeyde şey sormuştum. Arapçadaki şaka kelimesinin anlamı nedir gibi. Veya efendim Türkçe'deki ufah, evet, bu şaka. Şakir mesela Şakî. Ha bir de şey var, şakiyon eşkıyanın tekil olarak da kullanılıyor. Zalim. Efendim, rasade bu da gözlemlemek demek. Efendim, yok. Rasade gözlemledi. Rasathane de oradan geliyor. Gözlemevi. Evet. Efendim, bu sa ne demiştik? trajik ya da şey üzücü. Ümitsizlik. Be's. La be's. Sorun yok diyoruz da. Efendim. Şaka, huzursuzluk. Efendim, sıkıntı demek. Bu da onun gibi bir anlam işte. Efendim. İnsani değil mi? Yok. Yok yok, o. Sıkıntı efendim. Şaka da huzursuzluk işte. Heh. Evet. Huzursuzluk tablolarını efendim görüntülerini gözlemlediler. Ya da buradaki örneklerine rast geldiler de diyebiliriz. Evet. Ve adu liyektubu min vahyi müşahedatihimil hayyeti şehadetin müessireten an meâsil asr lezî âşu fîhî ve âlâmihi lletî âyenûhe an gurbin. An gurbin Yakından. yakından demek. Evet. Evet. Yakından, doğru. Yakından gözlemledikleri acıları. Acılar. Evet.
Evet, içinde yaşadıkları asrın trajedileri hakkında. Efendim. Gözlem, canlı gözlemlerinden evet, esinlenerek, evet, şehadetin müessiratin, yazmak, ne yazacaklar işte, nokta noktalar hakkında etkili belgeler yazmak üzere döndüler. Şimdi efendim, insan problemlerine olan derin bağlılıklarından yola çıkarak bir grup meşhur edebiyatçı dünyadaki hocam, felaket bölgelerine seyahatler düzenlediler. Hem hocam, ben öyle sanıyorum. Bu son Türlü türlü zulüm ve sosyal baskı örneklerini yakından gördüler ve efendim huzursuzlukları incelediler ve mek üzere döndüler diyeceğiz hocam. Mek, evet. Evet, mek üzere döndüler. İçinde yaşadıkları asrın trajedileri ve yakından gördükleri acıları, acılar hakkında, trajediler ve yakından gördükleri acılar hakkında canlı gözlemlerinden esinlenerek, canlı canlı hani gözlemlerinde yaptıkları gözlemlerden esinlenerek etkili belgeler yazmak üzere döndüler. Buradaki belgeler sözcüğü yerine başka şeyler de diyebiliriz. Şehade. Olur yani, şehade normalde belge, diploma demek, efendim tanıklık demek. Şehadetin müessiraten, bu yektubu fiilinin mef'ulün bihsi. İşte bunların hepsi efendim şehadettir. Ve rihletuhu ile cezireti sehalin fil ıktıl ahir min el karni tâsi aşara. 19. asrın son onluk dilimi. Evet. Akt, ukut, akt. Pardon, ben akt diye okudum. Akt bu gerdanlık. Akt, onluk. Son onluk diliminde efendim Sakhalin adasına yolculuğu. Tabi bu illaki cümle yapmak istersek o zaman rıhl, tabi bir şeylere bağlanacaktır. Esaret, esaret, esaret. Esta'e, esta'en vasiyaten fi Rusya ve hariciha anezâke. Evet. Yok, anezâke. O zaman Rusya'da ve dışında, Rusya dışında efendim geniş ses getirdi. Evet. Esara burada, evet, mesela deliye çomak sokarsın denilebilir. Mesela deliye çöp sokuyorsun, arının delisine, deliğine kızdırıyorsun. Esara oluyor. Esara gadebehu mesela. Öfkesini şey yaptı. O ortaya çıkarmak tamam da, ama olumsuz anlamda böyle şey yapmak, müdahale etmek. Sevr'den gelir. Evet. Ne sevratun. Suvar. Devrimciler efendim. Eğer şunu müpteda olarak kabul edersek ondan sonraki de haber olur. Yani 19. yüzyılın son onluk diliminde Sakhalin adasına yaptığı gezi Rusya içinde, o zaman Rusya içinde ve Rusya dışında geniş yankı buldu.
Evet. Ama bu yankı bulduğu efendim esara ile birlikte kullanılır. Bakınız esara mesela bunun temel anlamının şey olduğu söyleniyor. Toprağı hani kaldırıp böyle rüzgara şey yapıyorsun ya esara bu. Evet. Evet. Esaret. Mesela esara cidalen tartışma çıkartmak demek. Esaret kışkırtmak, Ha. tartışmak, uyarmak, mesele problem çıkarmak. Evet. Mesela evet. Mesela insani olursa kalıntı. Yani zihinleri alt üst eden bir Yani dediğim gibi arının deliğine hani çöp sokuyorsun ya ne yapıyorsun onu tahrik ediyorsun. Buradaki isara da temel anlam bu. Efendim. Ve min eşerir rehalinel İrlandi George Bernard Shaw ve Cezayiri Katip Yasin. Evet. Gazzalli Edebur Rehalet El Vesilet El Musla Liktişafi Coğrafya ve Tarih Ma'an. Buradaki ma'an ifadesini hem de şeklinde tercüme edebiliriz. Evet gibi. Ya da coğrafya tarihi birlikte keşfetmek diye diyebiliriz. Evet. Şey yok yok. Buna şey diyoruz. Gezi edebiyatı. Seyahat edebiyatı. Gezi edebiyatı coğrafya ve tarihi birlikte keşfetmenin en ideal yolu ola gelmiştir. Musle. Evet. Emsel Musle. En ideal evet. Olmayı sürdürdü. O yüzden ben ola geldi diye tercüme etmeye çalıştım. Evet, emsel o mesle. En ideal. Şeyhof kâne ehade heule. Evet. Rus yazar Anton Çekov. Evet, onlardan biriydi. Bilmiyorum. Okuyalım bakalım. Ve min el vadihi enne şeyh el kıssetir rusiyeti kâne münhazen ile tasviri mazahir şakail insani. Rus öykü piri evet, Rus öyküsünün piri din pirinin evet, insani huzursuzluk örneklerini tasvir etmeye meylettiği anlaşılıyor. İnhaze ile meyilli olmak. Evet. Evet. Kame Graham Greene bir rehleti beyne edgalil Liberia vusulen ila Gineya el Fransiyeti. Graham Greene Liberia ormanları arasında efendim Fransız Ginesi'ne efendim doğru gezi düzenledi. Sık ağaçlar diyor da sık ağaçlar arasında biz de o zaman ne deriz? Liberia ormanları arasında deriz. Canlı gözlemlerinden esinlenerek trajedi ve acılar hakkında etkili efendim şeyler, şehadetler yazmak üzere döndüler. Şimdi Berikle Tüme'deyken bir adam
raporundan bahsediyor. Aşağıda adamlara bakacağız. İla cesiyet sefali. Yani diyor ki bu romancı edebiyatçılardan biri. Şimdi bak burada. Bak. Efendim o hocanın söylediği bak burada diyor ki hu zamiri var diyor. Yukarıda hep çoğul geliyordu. Burada hu geliyor. O zaman burada özel bir kişiden bahsediyor. Aşağıda oynayalım abi. Rus evet Rus öykücülüğünün piri. Efendim. İnsanların yaşadığı sıkıntı örnek sıkıntıları tasvir etmeye meyilliydi. Meyilli olduğu anlaşılıyor. C'ye bakın abi. Bir de aşağıda Graham vardı. Bunlardan biriydi. Evet. Onu yolculuğu. Burada Graham Greene diyor. Efendim bir gezi düzenledi. Yolculuk yaptı. Yani müthiş bir tespit. İşte çok dikkatli olmak gerekiyor. D'de ne var bir daha bakayım? D. Ehade heuley. Çoğuldan sonra onlardan biri. Yürüle tuğu deyince orada tekile düşüyor. Ve ala ra'siha ziyadetu mensubil miyahil cevfiyyeti fil mıntıkati khasaten. Ve enneha miyahun malihatun leha te'thiruha fi neviyyeti ziraati. Evet. Başında özellikle efendim bölgedeki yeraltı sularının oranının efendim artması gelir. Ayrıca onun tarımın niteliğine evet etkisi olan tuzlu sulardır. Onlar tarımın niteliğine direkt etkisi olan tuzlu sulardır. Nev'iyye nitelik yani kaliteyi ne? Ha, o zaman kalite değil. Efendim. Suyun çeşidi. Yok yok, ziraati. Ha, ben efendim neyi ne dedim? Nevi kalitesi. Niteliğine dedim. O zaman biz çeşitliliğine ne diyeceğiz? Evet. Onlar tarımın çeşitliliğine direkt etkisi olan tuzlu sulardır. Sevfe tazaru ahtarun bi'iyyetun tetemessele fi numuvi tahalibi fil bahri lezi yun'atu bi'ennehu meyyutun li'ademi kudretil esmeki alel ayşi fi muluhatihi. Şöyle bir kalıp varmış abi. Deniz seviyesi. Deniz seviyesinin evet. El miyah cevf iç demek. İç demek. Karın demek. El miyah el cevfiyye iç sular. Yani biz buna yeraltı suları diyoruz. Evet. Hep seviyeler. İşte yani oran. Evet. Özellikle bölgedeki yeraltı sularının oranının efendim seviyesinin artması bunların başında gelir. Bu sular diyor
Tabii bu burada bir şeyler var ve en nehe geliyor. Onlar tarımın türüne direkt etkisi olan tuzlu sulardır. Tuzluluğu, muluha tuzluluğu demek. Ya da meluha diye de okunabilir. Tuzluluğu içinde efendim balıkların tuzluluğu içinde yaşayamamasından dolayı bakınız kudra ebilmek. Ademul kudra ebilememek. Alelayiş. Kudra ala ile kullanılır. Yani balıkların tuzluluğu içinde yaşayamamasından dolayı efendim ölü olmakla nitelenen denizde efendim evet denizde bu yosun tahalip yosun. Yosunların gelişmesi evet yosunların oluşması şeklinde ortaya çıkan evet şey evet çevresel tehlikeler ortaya çıkacaktır. Şimdi aslında bu cümle ortaya çıkacaktır çevresel tehlikeler. Bu çevresel tehlikeler nasıl efendim denizde ölü olmakla nitelenilen denizde yosunların büyümesi, yetişmesi şeklinde ortaya çıkan çevresel tehlikeler. Demek ki yosunlar bir şey, olumsuz bir durum yani. Yosun. Ama burada böyle ben bunu anlıyorum. Tekrarlayabilirim. Balıkların tuzluluğu içerisinde yaşayamamasından dolayı ölü olmakla nitelenen denizde yosunların efendim gelişmesi şeklinde ortaya çıkacak çevresel tehlikeler patlak verecektir. Meydana gelecektir. Lidelke yuhtemalu en tazhara ba'du'l ahya'il meiyeti fihi. Bu yüzden efendim o denizde bazı su canlılarının ortaya çıkması muhtemeldir. Yani su canlıları ortaya çıkabilir. Hani yeni bir ortam oluşuyor ya ona bağlı şimdi her ortamın bir hayvanı var sonuçta. La şekke enneha setüessiru fil masaniye leti ala dıfafiha. Dıfaf kıyılar demek. Kıyılarında yani kenarlarındaki fabrikaları efendim etkileyeceğinde de şüphe yok. Şüphe yok ki bunlar yani bu sular efendim deniz kıyısındaki fabrikaları etkileyecektir. Kema enne sudu del gaimete haliyen labutte min takviyetiye. Dıfef. Yok, duftu'u kurbağa. Bu dıfaf kıyılar. Evet. Kenarlar, kıyılar. Ne? Dıffatı garbiye. Dıffatul garbiye. Evet. Batı şeria diyorlar değil mi? Ayrıca kurulu mevcut kurulu barajlar da güçlendirilmelidir. Yeraltı sularının seviyesinin yükseleceğinden bahsetti. Tabi burada tarımın çeşitliliğini direkt olarak etkileyen tuzlu sular olduğunu söyledi.
Yosunların gelişmesi şeklinde ortaya çıkacak çevre tehlikelerinden bahsetti. Bağlantısı yok. Ve denizde şimdi tabii sulu olunca bu suya uygun canlıların ortaya çıkması muhtemeldir dedi. Kıyılarındaki fabrika ve efendim şeylerin barajları etkileyecek. Barajları takviye etmek lazım dedi. La yakfa enne lil meşru'i cevanibe selbiyeten labutte minil işareti ileyhe. Projenin kendisine işaret edilmesi gereken negatif yönlerinin olduğu aşikardır. Evet, gizli değildir. Bu cümlenin hepsi Şey la yakfa'nın evet, failidir. Yani şimdi bunu siz boşluğa koyacaksınız ki ötekiler onun açıklaması olsun. işte evet devamında gelsin. Efendim. Ne diyor? Projenin kendisine işaret edilmesi gereken negatif, olumsuz yönlerinin olduğu aşikar. Tekale meşru kanaati selami dairetel ihtimamet düveliyi. Barış Kanalı projesi uluslararası ilgi dairesine girdi. Evet. Evet efendim. La yakfa ala kulli lebibin ennel meşru'a lehu cüzurun tarihiyetun. Projenin tarihi kökenleri olduğu efendim evet. Evet zeki olanlara gizli değildir. Zeki olanlara aşikardır. Lebib evet. Evet. Lebib zeki. Lup. Evet öz demek. Bu altı çizili ifade yukarıda da öyleydi. Yahfa fiilinin failü bey. Lem tekun hunake olmadı. Olma. Mehavifu min tedaffuku miyahi minel bahri lahmeri ilel bahri meyyiti. Kızıldeniz'den suların Kızıldeniz'den Ölü Deniz'e efendim fışkırma korkuları hiç olmadı. Tedaffuk fışkırmak demek. Yerden çıkmak demek. Evet. Evet. Yani lil meşru'i asarun siyasiyetu ve içtimaiyetu ve iktisadiyetu ve biyiyetun. Şu altı çizili ifade kâne'nin ismi olup projenin siyasi, sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri olacak. Başa bakalım şimdi. Efendim, bölgedeki yeraltı sularının seviyesinin yükselmesi. Siyasi, iktisadi derken yani bir problemden bahsediyoruz. Şeye başında da su seviyesi. Tekrar şıklara Şimdi şurada bir bilgi vereyim arkadaşlar. Alâ-ra'sihe bunun başında özellikle şu ve ayrıca şu geliyor. Yani buradaki ala bir şey bulacağız, bulacağız. şimdi şu alâ-ra'sihe yüklem ondan sonra şunu şöyle çizeyim de siz eksiklerini şöyle tamamlayın. Şurası, şurası ve şurası gel bakalım. Ha, onu söylemek istiyordum ben. Şunun tümü tamam mı? Özne ve buraya atfedilmiş. Şuradaki enne'nin inne olmamasının sebebi bu. Yani enne ile başlıyor ya bu ifade şuraya kadar. Hepsi tek bir öge. Bakıyoruz o da ziyadetu öznesine atfediliyor. Şimdi o daha önceki yere. Şimdi burada hangi tür isimlerin yerine geçebilir? Bir, tekil müennes. İki, akılsız çoğul. Evet. Yani teknik açıdan böyle bir yaklaşım yapılabilir. Efendim, buyurun. Mesela E şıkkına bakalım. Projenin
politik, sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri olacak diyor. Efendim, Bunun başında da başında bilmem neyin artması ve efendim, evet, şeyi etkilemesi. Tarımın şeyini, neviliğini, ne demiştik ona? Çeşitliliğini demiştik. Etkilemesi. Tabii etkiler mi etkilemez mi onu bilmem. Şimdi burada bir de eser diyor. Siyasi etkisi. Olumlu ya da olumsuz bir şey demiyor. Kızıldeniz'den, suların Kızıldeniz'den Ölüdeniz'de fışkırma korkusu olmadı. Evet. Zeki olan, evet, her zeki tarihi köklerinin olduğu gizli kalmaz. Yani aşikardır. Projenin tarihi kökeni olduğu, köklerinin olduğu hiçbir zekiye gizli kalmaz. Ama bu bahsettiğimiz şey tarihi bir kök müdür? Evet. 3B'de diyor ki Barış Kanalı projesi uluslararası ilgi dairesine girdi diyor. Ama bunun başında şöyle şöyle durum var. A'da ne diyor? Projenin işaret edilmesi gereken olumsuz tarafları, yönleri olduğu aşikar diyor. Evet. Şimdi işare kelimesi ila ile kullanılır. İşaret etmek. Şimdi burada hocam şunun olumsuz bir şey olduğunu bilmemiz lazım. Özellikle bölgedeki yeraltı sularının seviyesinin artması ve bu suların tarımın çeşitliliğini direkt etkileyen tuzlu su olması bir olumsuz yön. Bunun olumsuz olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Yani burada bu A şıkkını söyleyebilmemiz için buradaki olumsuzlukları görmemiz gerekiyor. Eş, evet, selbi, negatif, olumsuz, eksi yönleri demek. Evet, yönler, taraflar demek. Efendim buradaki asar kelimesi siyasi, sadece biye olsaydı efendim hani diğer hususlardan bahsetmiyor çünkü ekonomik, sosyal ve siyasi. Şimdi bir de şey ama söylediği gibi burada çoğul gelmesi, o bunların da başında şu var demesi çok uygun. Yani E şıkkı insana evet hemen getiriyor akla. Ama A şıkkında da efendim olumsuz taraflar var. Bunun da başında bu geliyor diyebilmemiz lazım. Negatif, pozitif, icabi, pozitif, selbi, negatif, olumlu, olumsuz demek. Evet. Tabii. Nahnu, evet, ma'akum, nahnu nettefiku ma'akum fi enne ma vasal ileyne min şiari hazel edib ala derecetin kebiretin minel lini ve suhuleti. Lin, yumuşaklık. Suhule, kolaylık demek. Şimdi buradaki evet bu metni anlayabilmek için öncelikle şu ögeleri bilebilmemiz
gerekiyor. Mübteda, evet bunu biliriz. Nettefikum ma'ake ma'akum, sizinle hemfikirim demek. Efendim biz, evet fiile birlikte bu, evet buraya. Evet şu konuda sizinle hemfikiriz. Aynı düşünüyoruz. O konu neymiş? Ma vasale ileyne min şiiri hazel edip. Bu edebiyatçının şiirinden bize ulaşanlar ala derecedin kebiratin minel lini ve suhule. Bu da haber. Ulaşanlar evet, büyük oranda yumuşak ve kolaydır demek gibi bir şey. Büyük oranda yumuşaklık ve kolaylık üzerinedir. Yani büyük oranda kolay ve yumuşaktır. Olduğunda hemfikiriz sizinle. Evet. Bu edebiyatçının şiirinden elimize ulaşan beyitler diyelim mesela. Efendim. Şimdi ale derecetin ki bakınız ene mesela şey diyoruz. Ene ale aceletin diyoruz. Ben acele üzereyim. Ne demek bu? Acelem var demek. Acelem var demek. Ale derecetin kemira minel mil. Evet büyük oranda efendim yumuşak ve kolay olduğu konusunda sizinle hemfikiriz. Şiirul karnil evvel lil hicreti. Hicretin birinci yüzyılın şiiri. Hicretin birinci yüzyılı şiiri. Diye bir şey var burada. Sonra haysu el bedevetu bi vaaratiye. Vaaratiye ve huşunetu elfazihe ve afeviyetu suvarihe ve basatatu ta'birihe. Bunun hepsi tek bir öge. Mazalet tugallifu şi'ara zelikel asri. Gallefe yugallifu taglif örtmek demek, kaplamak demek. Evet. Va'ra efendim şimdi düz yol değil. Engebeli efendim. Evet. Sertlik de diyebiliriz. Efendim ama huşune kelimesi tekrar kullanılmış. Efendim hani taşlık efendim düz olmayan araziye ne deriz? Engebeli mi deriz? Yok bunu. İşte vaara orası işte. Mesela vair kelimesi öylesine bir yolun işte dağ yolunun mesela sıfatı olmuş oluyor. Yalınlık değil. Yani şey çetrefilli olması lazım. Yalın dediğimizde hani anlaşılabilir anlamı. Sertliği, vahşiliği efendim. Afeviye. Efendim kendiliğindenliği. Efendim. Ve ifadenin basitliği. Efendim. Hala o dönemin şiirini kapsamaktadır. O dönemin şiirine hakim olmaktadır. Evet, anlatımının tabir anlatım demek. Anlatımının basitliği efendim. Kendiliğindenliği, evet. Sertliği ve kabalığıyla efendim bedeviliği. Evet, kaba olması yönüyle bedeviliği. Onun divanı gazel ve medihle doludur. Gallefe yugallif taglif normalde kılıf takmak, kapak takmak demek. Gılef,
kapak kılıf demek. Ama burada biz o dönemin şiirini kılıflıyor. Yani hakim oluyor efendim demek. Kapatıyor hakim. Ha, galebe ala efendim galip gelmek, egemen olmak demek. Yani o dönemin şiirine efendim mesela anlamın kekremsiliği galip geliyor. Rekeke tumturaklı olmak. Efendim kekremsi olmak. Bozuk olmak. Ha? Evet, rekik bozuk. Huma simetani lem yetemeyyez bihime. Sime ney? Efendim özellik demek. Sıfeten gibi. Lem yetemeyyez bihime ona sahip değildir. Bunlar bu ikisi efendim nokta noktanın sahip olmadığı iki özelliktir. T şıkkında yebdeu şiirahu teşbibi. O adam efendim şiirine teşbiple, gazelle başlar. Hani sevgiliyi anarak, onun güzelliklerinden bahsederek. Bel cezeletul lafzi ve selasetuhe. Lafzın anlama uygunluğu ve akıcılığı. Ha. Şimdi bel önceki söylediğin sözü yanlışlıkla söyledim. Tam aksine şöyledir demek için kullanılabilir. Efendim. Nokta noktanın sahip olmadığı iki özelliktir. Nokta nokta kim? Evet, yetemeyiz'in faili hangisi? Bihime. Onlara sahip değildir. Onlara kim sahip değil? Temeyyeze bi. Hani özelliğini taşımak demek ya. Ne ötekilerden ayrılmaz? Hani bu özelliği kim taşır? Ne taşır? Yani yetemeyyez fiilinin şeyini koymak lazım. Ama siz güzel şey yakalamışsınız. Demek ki orada iki tane özellik var. Lin ve suhule. Bunlarla bağlantılı. Yakaladınız. Tamam. Ben de E'yi eklesem E'yi hatta olarak kullanabilirim. Neyi? Şimdi şuradaki iki sözcüğe alternatif olarak getirmek istiyorsan, yani o sözcüğü yanlış kullandım ben. Yok, beli eklemek için değil. Beli getirdiğinde kendisinden öncekinden vazgeçmiş oluyorsun artık. Ama burada bir bakıyoruz. Selase akıcılık demek. O zaman olmaz. Çünkü güzel şeyler anlattı. Bu da onu tamamlayacak. Bu rekeke hocam tumturaklı olma efendim bozuk olma. Bozuk manaya ne galip geliyor? Şimdi koymaya çalışalım bu araya. Bu edebiyatçının şiirinden elimize ulaşanlar son efendim büyük oranda yumuşak ve kolaydır. Yumuşak ve kolaydır. Hicretin birinci yüzyılı şiiri. Şimdi hicretin birinci yüzyıl şiiriyle burada bağlantılı olması lazım. Bedevilik, lafızların kabalığı, sertliği, efendim verilen örneklerin kendiliğindenliği ve ifadenin basitliği o dönemin şiirine efendim hakim olmuştur. Şiirine işte nesib ile başlar. Yani sevgili
Överek. Ha, D şıkkı abi. Çünkü bir yukarı çıkar mısınız abi? Şimdi şiirine teşiple başlar. Şiirine o zaman kim başlar? Yukarıdaki o adam şair. O zaman peki o zaman şiir el karnel evvel el hicre. Hicretin birinci yüzyıl şiirini nereye koymamız lazım? Koyamayız bir yere. Yüksel abi sesin çıkmıyor, uydun. Şair olumladı Bakın ya. Hadi o hepsini atalım kenara. Diyelim ki tamam. Tamam da hadi bel kelimesini daha önceki söylediğin iki sözcüğe alternatif olarak getirdin. Hicretin birinci yüzyıl şiiri terkibine nereye koyacaksın? şiir o şiirin Onu nereye anlatması koyacaksın? çok kötü ya. İşte o karıştırıyor işi. O zaman E değil, D değil, C'yi de beğenmedik. B olur zaman. Ben B Abi B O şıkkı. B şıkkı derseniz efendim bu şiire anlamın tumturaklığı hakim diyorsun. Oysa sen burada Adam saf evet yumuşak diyor efendim ve kolaylık diyor. Tam tersine bir şey söylemiş oluyorsun. abi tekrar aşağı doğru yukarı. Yok Yavaş rekike gitsin abi, yavaş. olumlu bir anlam değil, olumsuz bir anlam. Bir aşağı doğru yaşlar mısın? Bir açtır bir görelim hangisiymiş ya. C. Sonra. Niye vazgeçtin o öyle ya. Ha hocam, lem yetemeyyezin faili işte o şiirul karn levvelil hicreti. Ben ya. Fiilin Şiir faili işte o. ruhu. Şimdi orada bir muzaf bileği kelimesi lazım. Gitmeyen şey demek mi? Yok yok. Lem Lem yetemeyyez bihime şiirul karni levvelil hicreti. Hicretin birinci yüzyıl şiirinin böyle bir özelliği yok diyor. Ne bileyim ben Evet. bunları. Zaten Nahmi'den başlamışsın. Adamın kim olduğu belli değil. O da söyle gel. Öyle bir cümle. Şimdi bu C'yi koyarak evet. Bu C'yi buraya koyarak anlamlandırmaya çalışayım. Şükür. Şu konuda sizinle hemfikiriz. İki nokta üst üste. Biraz. Bu edebiyatçının şiirinden bize kadar ulaşanlar Hicret'in birinci yüzyıl şiirinin sahip olmadığı pardon onu tekrar söyleyeyim. Bize ulaşanlar efendim büyük oranda yumuşak ve kolaydır ve bu iki özelliğe Hicret'in birinci yüzyıl şiiri sahip değildir. Ve huve dedi. Ve huma dedi. Bu iki efendim özellik Hicret'in birinci yüzyıl şiirinin sahip olmadığı iki özelliktir. Hocam sen şu ikisini dikkate alarak cümlenin devam edeceğini fark etmiş olmam çok önemli. Evet. Yani fiilini, failini bulmamız gerekiyor. La cidale fi enne lügate l-insaniyete hiye l-esâsü l-leti tegûm aleyhi hayâtul Cidel tartışma yok demek. La cidale. Evet, tartışma yok. Nokta nokta konusunda. İnsanlık dilinin beşeri toplumların yaşamının bağlı olduğu temel olduğu konusunda yani kendisine dayandığı temel
O şey yok. Orada bir virgül veya boşluk yapacaksın yoksa ögeler ayrılır. Beşeri toplum ya, toplumların yaşamının virgül kendisine dayandığı temel olduğu noktasında bir tartışma yok. İnsanlık dilinin nokta nokta temel olduğu noktasında bir tartışma yok. Hiye o yani dil, insanlık dili halklar arasında anlaşma ve iletişim aracıdır. O kültürlerini ve medeniyetlerini taşıyandır. Efendim, limaya kâmet eden seni ha. Şimdi bu lima da okunabilir, lema da okunabilir, lemma da okunabilir. Nereden bileceğim? Efendim, lemma hocam, lemma okursam zarf cümlesine dönüşür. Yani lemma mazininkine gelir. İndeme anlamında. Lemmel de hep de hocam gidince demektir. Zarflaşır dedim hocam. Bir de muzarinin mazi fiil cümlesinin başına lemma gelir indeme anlamında. Ama bir de şey var. Lemma yezheb var. O başka. Ha. Bunu lima diye de okuyabiliriz. O zaman niçin sorusunun cevabını verir? Efendim insanlığın efendim ayak ve bacak üzerine efendim üzerinde evet doğrulmasından dolayı ya da ayak ve bacağa dayanmasından dolayı gibi işte bir anlam çıkacak da tercüme edeceğiz. Mesinden dolayı diyebiliriz. Hani lima, niçin sorusunun cevabı olabilir. İşte buraya bir şey getireceğiz ki bunu uygun bir şekilde anlamlandıralım. Bu lema şeklinde de olabilir. Bakınız lima şeklinde de olabilir, lemma şeklinde de olabilir. Hepsinde de hocam anlam birbirinden farklı oluyor. Normal ma olumsuz da gedat olur. Evet. L'ye bir anlam vermezsin o zaman. Ama lima dersen ma ismi mevsul olur, den dolayı anlamını veririz. Lemma olduğunda da kendisinden sonraki cümleyi zarflaştırmış olur. Bakınız. Evet. Kurulmadı olurdu üzerine. Dayanmadı, kurulmadı anlamı çıkar. Ben bir saniye hocam. Le makamet dayanmadı. Lima kamet dayandığı için efendim lemma kamet dayanınca gibi üç tane farklı fonksiyon var. Tabi kameye şimdi aradaki boşluğu doldurunca farklı bir anlam da verebiliriz. Kame ala üzerine dayanmak, bağlı olmak demek. Ha, kurulmak anlamına da geliyor. Tahluku mecelen littefahum ve tahavur. Karşılıklı anlaşma ve diyaloglaşmaya alan açar, alan yaratır. Yani buraya koyacak olursak yaratandır. Yani yine o kültürlerini ve işte miraslarını, medeniyetlerini taşıyan ve diyalog yani karşılıklı anlama ve diyaloğa alan yaratandır. İlla enne taallumel lugati yaktadi zamanen tavilen. Ne var ki dil öğrenmek uzun zaman gerektirir? O ayrıca mizetun yenferud bihel insanu. Dil yani o ayrıca sadece insana has bir özelliktir. C. Del. İlla ennena la na'rifu an nuşu'i lugati şeyen kesiren. Ne var ki dillerin doğuşu hakkında çok şey bilmiyoruz. E şıkkı ise velev la el lugatu dil olmasaydı efendim. Evet, o zaman
Evet, Levla'nın cevabında hocam %99,9 zorunda değil ama çok şık olur. L geliyor. Levla ifade. Hani bir tane levlake lema halaktu leflak. Meseydi, mezdi. Ve ne var ki dil öğrenimi uzun bir zaman gerektirir. İnsanlık ayak ve bacak üzerinde durmazdı. Ha hocam sen şey madame fiilini kullanmak istedin. O güzel bir şey ama onun başına L gelmiyor. Yok, L gelmiyor. Ha dayanınca, dayandığında anlamını verirsen. Ne var? Yok. Hocam levlake lema halaktul eflake. Bu aklımızda kalırsa meseydi evet mezdi şeklinde tercüme ettiğimiz bir yapıdır. Efendim. Oradaki L'nin kullanımı zorunlu değil ama çok şıktır ve çoğu yerde de görüyoruz. Tabi gelmediği yerlerde var. Anlamda en yakın. Ha. Ekkedet, Draysetun, Hadisetun yeni bir araştırma, modern bir araştırma, yeni bir araştırma şunu vurguladı. Enne şebebellezine yudahhinune efendim muhattir muhatterel gınneb bir saniye yudahhinune bir saniye bir saniye. Mudahhiral gınnebi gınnebi ev müştakkatihi lisenevatin yani muhattir el gınneb efendim bu esrar olmuş oluyor. Şey o gınneb hindi. Evet. Bu muhattir el gınneb işte muhattir mi acaba bu muhatter mi? Muhattir uyuşturan demek. Muhatter de yok. Yok muhattirat uyuşturucu demek. Uyuşturan demek yani. Uygun düşer mi diyorsun? Ha, uyuşturucusunu ya da türevlerini içen gençler evet yıllarca içen gençler, tüketen gençler dersiniz. Evet, yüvecihuna hatara haftu muaddelat zekaihim bir şeklin rubbema la yumkinul avdetu minhu. Bir şekilde evet, evet zeka ortalamasının düşme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı diyeceğiz. Peki burada bakalım. Şimdi evet fiil ögeleri ayıralım. Fiil, fail, geri kalanı da meful. Ve bu mevvel masların içerisinde efendim şu ifade ennenin ismi. Öteki de haberi. Hangisi? Tabii. Şey. Ne? Aslında pekiştirdi. O efendim vurguladı demek. Ennenin haberi. Evet. Evet. Şimdi esrar veya türevlerini yıllarca kullanan gençlerin zeka ortalama demek. Burada seviye demiş. Olur yani bunlar yakışır seviyelerinin.
Rubbeme. Rubbeme belki demek. Belki de la yumkinul avdetu minhu. Geri dönülemeyecek şekilde haft. Yüz yüze olduğunu vurguladı diyememiz lazım. Burada olduğu yeni bir araştırmayla vurgulandı. Şimdi var da yeni araştırma vurguluyor. Araştırmayla vurgulanmıyor. Evet, araştırma vurguluyor. Dolayısıyla şurada şu ve şu ve şu üç tane çeldirici oluyor. Evet, yeni bir araştırma özne, esrar veya da vurguladığı yüklem. Şimdi peki vurguladığı şey ne? Enneden sonraki özne ve yüklem. Onu belirledik bakalım. Bakınız özne ve yüklem. Burada bu problem yok teknik açıdan. Kullanmanın yok işte hocam. Burada bak. Esrar ve türevlerini yıllarca kullanan gençlerin kullanan gençler. Ama burada B'de ne demiş? Kullanmanın demiş. Gençleri zeka seviyelerini bir daha düzenlemeyecek biçimde düşürme tehlikesiyle başa baş bıraktır. Yok hocam. Yeni bir araştırma vurguladığı gibi diyor. Yeni bir araştırma efendim gösterdi. Hocam hani olabilir. Yani o şey bakmayalım efendim. Evet. Olabilir, gösterdi. Neyi? Esrar veya türevlerini yıllarca kullanan gençlerin seviyelerin belki de geri dönüşü olmayan bir şekilde düşme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı dese de olur, gösterdi dese de olur. Sonra sonuçta bir bakalım. Hocam bu da böyle. Hocam burada çeldirimiz birkaç yıl. Tamam. Ama zaten onun dışında bakıyorsun aynısı tekrarlanıyor. Çünkü karşı karşıya olmak yüz yüze olmak demek zaten. Nerede? Ulan bak. Gerçekten hocam bunlar küçük şeyler ama büyük şeyler. Küçük ama büyük. Ama ben size şunu söylemeye çalıştım. Fiil, fail, meful lütfen bu ayrımları yaparsak bakınız cevabı daha yakından bulabiliriz diye düşündüm. Çabuk. Hocam değişikti. Evet. Burada ve veya ayrımı var. Bu birkaç yıl şeyi var. Efendim yeni bir araştırma özne gösterdi. Bu da yüklem. Şu aradaki de nesne öbeği. Ama nesne öbeği de bir müevvel mastur olduğu için kendi içinde özne ve yüklemden oluşuyor. Bak esrar veya türevlerini yıllarca kullanan gençler efendim riskiyle karşı karşıyadır. Bu yüklem ama daha başka bir fiilin nesnesine dönüştüğünde gençlerin olduğunu şekline dönüşüyor Türkçe'de. Mesela Hasan hastadır. Efendim mesela ne diyelim araştırma. Evet bu cümleyi uyarlayalım şimdi. Gösterdi diye de şey getirelim. Bakınız Hasan'ın hasta olduğunu. Türkler böyle diyor. Peki Araplar nasıl söylüyor? Hasenun maridun. Hasan hastadır. Ben şimdi bunu gösterdi diyelim. Mesela azhara. Azharat. Drasetun. Şimdi bunu burada müevvel mastar yapacağım. Bakınız yaptığım tek şey bu hocam. Hasan hastadır cümlesini Türkler nasıl nesneye dönüştürmüş, ın eklemiş özneye. Hasta bunun da peşine olduğunu eklemiş. Peki Araplar ne yapıyor? Yukarıdaki isim cümlesini enne ile mastarlaştırıyor. Başka hiçbir işlem yapmıyor. Nerede? Buradaymış. La tüşekkilu ziyadetul vezni fakat
ضرراً لمحيط الخصر، بل إنها تسبب ضرراً على وظائف الدماغ، وذلك بسبب وجود العلاقة بين البدانة وتدهور الأداء الفكري حسب رأي بعض الباحثين. Bazı araştırmacıların görüşüne göre. Efendim, sadece kilo fazlalığı kasır bel demek. Bel çevresine, beli saran bölgeye, bel çevresine zarar teşkil etmez. Evet, zarar teşkil etmez. Evet, bilakis beynin işlevlerine de efendim zarar getirir, zarar verir. Evet, zarara sebebiyet verir. Nokta nokta dan dolayı. Bir sebebi vücudil alakati beynel betane, şişmanlıkla ve tedahvuril edail fikri. İşte fikri performansın düşmesi arasındaki ilişkinin varlığından dolayı. Hocam kabaca ifade bu. Burada tabi daha güzel tercüme edecektir. Fazla kilo sadece beyin fonksiyonunun zarara yol açmamakta, aynı zamanda bazı araştırmacıların şişmanlık ile düşünsel performans bozukluğu arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmalarından dolayı göbek çevresi içinde zarar teşkil etmektedir. Evet. Bakınız ortaya çıkarmaları değil. İlişki olmasından dolayı. Evet. Bu hocam burada güzel tespitte bulundu. Fazla kilonun sadece beyin çevresine değil aynı zamanda beyin fonksiyonlarına da zarar verdiğini düşünen bazı araştırmacılar. Böyle bir evet sıfat tanımlaması yok. Göre evet olabilir. Fazla kilo arasındaki ilişkiden dolayı beyin fonksiyonlarına da zarar vermektedir. Evet, buradaki da bir çeldirici değil. Efendim bu la fakat bel ifadesi eydan anlamını beraberinde getiriyor zaten. Eydan diye de bilir, demeye de bilir. O anlam zaten otomatikman çıkıyor. Evet, bunun evet bu dursun. Bazı araştırmacılar şişmanlık ile ha da evet burada görüşüne göre diyor. Bir de ilişkiden söz ederken diyor. Efendim, şişmanlık ile entelektüel performans bozukluğu arasındaki ilişkiden söz eden araştırmacılar. Yani el-bahisun el-lezine yetekellemune anil alakati beyne demiyor mesela. Yok. Fikri, entelektüel. Ede, o da performans. Dimağ, beyin. Şişmanlıkla efendim şişmanlıkla entelektüel performansın işte bozulması bozukluğu arasındaki ilişkinin varlığı efendim varlık sözcüğünü bile söylemeye gerek yok. İlişkiden dolayı diyebiliriz. Evet. Bu buradaki özellikle yönsüzlük evet biliyoruz. Yuvasülül mismarul fedaiyyü curiosity curiosity evet yuvasülü imatetel lisami an esrari kevkebil mirrihi ba'den mirrih diyorlar. Evet. Vaden kestefe enşitaten müteaddidetel vesayeti li cemi'i malumatin hilale ba'seti ya da bi'setihi ilmiyeti. Efendim burada mismarla ilgili bir açıklama yapayım. Enbiya Bey kulağı çınlasın. Bir kelime söylemişti yıllar önce tabii. Yok. Sebr sebru
Gavril mevdu gibi bir şey. Gavur biliyorum. Mesela Gavru Ürdün diyor. Bunu Ürdün'deki bu Ölü Deniz var ya. Efendim herhalde dünyadaki deniz seviyesinin en altındaki yer. Ha, Ölü Deniz mi? Ulu Deniz mi? Ha orası. Ha, gavur bu demek. Çukur demek. Aşağı demek. Peki sebir ne demek? Sebir gavur. Hocam sebir gavril mevdu en ince ayrıntısına kadar konuyu ele almak demek. Evet. Peki misbar ne demek? Bu da araştırmak. Evet, araştırma aracı demek. Araştırma aracı. Evet. Fedai bu da uzay ile ilgili araştırma aracı. Yok, ulaştı değil. Yuvasilu sürdürüyor. Aha, neyi devam ettiriyor, sürdürüyor? İmatetel litami an esrarı kebil mirrih. Meri gezegeninin sırlarını, evet sırlarını. Şimdi litem kelimesi imatetul litem an efendim üstündeki perdeyi açmak demek. İmatayı şeyden duymuşuzdur. Hani sadaka ya, yoldan taşı kenara çevirmek. Ha, ama sonuçta sadaka. Evet. Evet. An, evet, üstünden efendim şeyi, örtüyü şöyle kenara çekmek demek. Vasale sürdürmek efendim. Baden kestefe yoğunlaştırdı demek. Şimdi burada baden kestefe enşitaten müteaddidetel vasait. Şimdi müteaddi de çoklu demek. Müteaddidetel vasait çok araçlı, çok vasıtalı aktiviteleri yoğunlaştırdıktan sonra. Licem'i malumatin bilgi toplamak üzere. Şimdi burada yapılan çevirilerden şunun özne olduğunu ve efendim Mars gezegeninin sırlarını efendim aralamayı sürdürdüğünü, bu anlamayı vereceğiz. Efendim evet. Evet. Son bilimsel efendim gezisi efendim sırasında, bilimsel efendim yolculuğu sırasında bilgi toplamak için çok araçlı faaliyetleri yoğunlaştırdıktan sonra. Ne zaman sorusunun cevabı, kim sorusu ve neyi sorusunun cevabı. Sürdürüyor. Devam ettiriyor. Yok, devam ediyor değil, devam ettiriyor. Şey, yuvasıyla sürdürüyor, devam ettiriyor, devam ettiriyor. Devam ediyor. Tabii Türkçe devam ediyor diyorsun. Bakalım. Uzay arayıcı Curiosity bilimsel yolculuğu sırasında bilgi toplamak için çoklu ortam faaliyetlerini. Şimdi burada müteaddidetel vasait çoklu araç demek. Mesela çoklu ortam diye Türkçe'ye tercüme ediliyormuş. Şimdi efsaat kelimesi var. Efsaat. Vasat efsaat. Avasıt gibi. Orada da bir ortam anlamı veriyoruz. Zaten vasat orta demek. Çoklu ortam faaliyetlerini yoğunlaştırmasının ardından Mars gezegeni üzerindeki sır perdesini aralamaya devam ediyorum. Bakalım. Bilimsel yolculuğu sırasında multimedya bilgi toplama faaliyetlerini yoğunlaştıran uzay robotu. Şimdi buradaki uzay robotu ifadesi şu ifade onun sıfatı olarak getirilmiş. Yani bakınız, bilgi toplamak için multimedya bilmem neyini yoğunlaştıran uzay gemisi diyor. Oysa burada yoğunlaştırdıktan sonra dememiz gerekiyor. Yani şuradaki sıfat tanımlamasında problem var. Devam ediyor diyor. Uzay aracı Curiosity bilgi toplamak için çoklu ortam faaliyetlerini yoğunlaştırarak
Şimdi yoğunlaştırarak yaptığı bilimsel yolculuğunu sürdürse de, böyle bir şey olmaz. Sürdürse bile ifadesi yok. Bilimsel bilgi toplamak için yaptığı seyahatte çoklu ortam faaliyetleri üzerine yoğunlaştıktan sonra Mars gezegeni üzerindeki gizemli örtüyü kaldırmaya çalışıyor. Bir şeyi kaldırmaya çalışmak değil, efendim, sürdürmek. Evet. Yuhavilo diye bir çabalama gayret yok ifade eden burada. Gezegeninin sırlarına ilişkin belirsizliği. Oysa burada ne diyordu? Efendim, sırlarına ilişkin belirsizliği değil, Mars gezegeninin sırlarını, efendim, evet, evet, örtüyü sırların üstünden kaldırmak. Kaldırmaya devam ediyor, kaldırmayı sürdürüyor. Hocam, birinci şık çok uygun gözüküyor. Burada sıfat tamlaması, evet, kelime gruplarını belirlemek de bazen gördüğünüz gibi yararlı oluyor. Evet, buradaki belirsiz edatlar ama kelime grupları da bak işe yarıyor. Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırma dünyada 3 milyar kişinin konuştuğu Hint-Avrupa dillerinin kökeninin Türkiye olduğunu ortaya koydu. Şimdi hocam şu özlemiz, şu ortaya koydu yüklememiz, efendim, geriye kalanında nesnedir? Ha, bakınız, şimdi bu arada da bence bir isim cümlesi var, siz hissettiniz mi bilmiyorum. Ve bu isim cümlesinin de Türkiye ifadesi yüklemidir. Şu altını üstünü çizmediğim ifade de öznesidir. Yani dünyada 3 milyar kişinin konuştuğu Hint-Avrupa dillerinin kökeni Türkiye'dir. Şu köken. Mesela ben bunu tercüme etsem şöyle derim. Azharat Drasetun Ucriyet fi New Zealand. Enne işte Cezrul Lugat El Hindiye El Urubiye Leti yetekellemuha 3000 şahsın fil alem, efendim, huve Türkiye, huve Türkiye derim. Evet. Çünkü cezir kelimesi müzekker ya, araya da fasıl zamiri koyarım. Mesela. Ha. Daha iyisi yapılamaz mı? Bunlar daha iyisi. Şimdi göreceğiz. Burada söylemek istediğim özne bu, yüklem bu. Nesne de özne ve yüklemden oluşan bir müevvel mastar. Çok güzel tercüme edilebilir. Dünyada 3 milyar kişinin konuştuğu ifadesi Hint-Avrupa dillerinin sıfatıdır. Bu çerçevede bakarsak, efendet drasetun ucret fi New Zealand'da. Efendim, New Zealand'da, Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırma, efendim, altı çizili bu ifade efadenin, efendim, ifade etti demek. Ortaya koydu anlamını verebilir mi? Ya bunlar birbirine yakın şeyler denilebilir. Müceddeden tekrar ortaya koydu demek. Bi enne cüzurel lugatil hindiyetil urubiyyetil leti yetehattesu. Ha, orada bir yok. Efendim. İnhadara yukarıdan aşağıya inmek demek, evet. Efendim, yani şimdi Türkiye yukarıda bir yerdeyse dünya haritasında, yani yukarıdan iniyor, efendim, evet, denilebilir. Yok, Türkiye'den geliyor. Yani Türkiye yukarıda ya, Türkiye'den aşağıya doğru iniyor. Yani dünyada 3 milyar insanın konuştuğu Hint-Avrupa dillerinin kökeninin
Türkiye'den aşağı doğru efendim indiğini ifade etti. Şey inhadera yukarıdan aşağıya inmek ya. Yani bir anlamda kaynaklandığı anlamına gelebilir. Uçriyet Rasetu fi New Zealand'da da bir araştırma yapıldı. Evet. Şöyle diyen bir araştırma yapıldı. Buradaki galet drasenin sıfatıdır. Hint Avrupa evet. Efendim. Dünya nüfusundan 3 milyar kişinin iletişim kurduğu Hint Avrupa dillerinin aslı Türk köklerine dönüyor. Evet, döndüğünü söyleyen bir araştırma yapıldı. Bu buraya döndüğünü değil de efendim dayandığını diye de tercüme edebiliriz. Ade ile hani dayanmak demek. Nokta noktaya kadar varmak, gitmek. New Zealand'da yapılan bir araştırma şunu ortaya çıkardı. Evet. Türkiye yaudu ileyhe. Bak. Hocam Türkiye diyor. Özne yapıyor. Ondan sonra da ona diyerek mefulün bir kayrısarıya dönüştürüyor. Yani burada Türkiye yokmuş gibi düşüneceğiz. Türkiye burada var. O zaman özneye gidelim. Aslı lügatil hindiyyetil urubiyyetil leti yetahattisi biha selasetu milyaratı şahsı müsükü. Dünya nüfusunun 3 milyarının konuştuğu Hint-Avrupa dillerinin aslı Türkiye'ye dayanıyor. Evet, Türkiye'ye dayandığını ortaya koydu. Şimdi efendim New Zealand'da yapılan bir araştırma Hint-Avrupa dillerinin Türkçeden doğduğunu efendim evet dünya nüfusundan 3 milyar insanın onunla efendim konuştuğunu ifade etti. New Zealand'da yapılan bir araştırma Türkiye'nin Hint dünya nüfusunun 3 milyarının konuştuğu Hint Avrupa dillerinin 5'i olduğunu belirtti. Evet. Peki A şimdi burada ne diyor? Kökeninin Türkiye olduğunu. Şimdi kökeninin Türkiye olması yani nokta noktaya dayanması. Bunlar birbirine yakın mı? Yakınsa tamam. Burada ise şey diyor. Hint Avrupa dillerinin kökleri Türkiye'den iniyor. Türkiye'den efendim kaynaklanıyor. Türk kökenlerine dayanır diyor burada efendim. Nerede? Ha. Gideriz. Tamam o zaman 75 5 tanesini de bitirseydik. Neyse bitmez. Tamam hocam.